Herkese selamlar sevgili başaklar. Umarım iyisiniz. Bugün sizler için bir 7 olacak hastalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Haftanın... Ay... <laughs> Ay nereden aktığını anlayamadım. Bir ağırlık geldi ama nereden diye bakarken oradan oraya oradan oraya vallahi sıçradı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın size ben başka bir şey göstereyim. Şimdi çok fazla getirip de gösteremeyeceğim. Fakat inanılmaz geriye doğru. Bakayım daha görünmüyor ama. Şuralar falan bayağı yani bayağı sıçradı. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani görün diye. Sizlerle paylaştım ki e, biraz da yeri sıçradı. Ki daha da gerisi var. Çünkü bu masa çok büyük görmüşsünüzdür. Paylaştım çünkü. Şimdi arkadaşlar birincisi burası maalesef ki çok fazla dert, sıkıntı, keder, elem, yani ani beklenmedik sıkıntılı gelişmeler, özür dileyerek söylüyorum vefatlar ve benzeri. İşte onun haricinde kaygılarınız, endişe, sınav kaygısı, kaybettiniz, para kaybettiniz, para kayboldu, işe giremediniz ve benzeri olayları, aşk acılarını, sevmediğiniz insanları, düşmanları, verdiğiniz emeklerin karşılığını alamama gibi ne kadar sıkıntı varsa bu taraftadır. Ama Farkındaysanız şurası sadece düşünceler şeklinde. Burada bir balık yok. Burası sadece düşünceler şeklinde. Ve çok da dışarıya çıkmadı. Şu taraflara giden bir şey yok. Yani burada olması demek sizin şu anda hali hazırda aslında bir gündeminiz var. Henüz kötü sonuçlanmamış. Ama endişelisiniz. Diyelim işte Mart'ta, Nisan'da, Haziran'da bir sınavınız var. Daha girmemişsiniz ama şimdiden olmayacak, başaramayacağım, kazanamayacağım ya olmazsa mahkemeyi ya kazanamazsam ya çocuğu doğuramazsam gibi bir kaygınız var. Şu anda hali hazırda daha kötü sonuçlanmadan hemen bir endişe içerisindesiniz. İyi düşünün iyi olsun. Bu endişeyi kafanıza anlatın bu bir. İkincisi şu taraf artık arkadaşlar geçmiş. Bakın burası sizin planladığınız işte dediğim gibi Mart ayı şudur budur planladığınız gelecek kısmı. Burada herhangi bir şey görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. İşte bakın bir şeyler artık diyor ki olumsuz, bu saydığım, tekrar şey söylemeyeyim. Bu tarz olaylar artık bak diyor ki geçmişte kalmış. Anlık olarak tekrardan uğraşacağın bir durum senin yok. O yüzden hiç kendini sıkma. Evet haklı olabilirsin arkadaşım. Geçmişte o kadar çok şey arka arkaya bir de temin gösterdim ya en son gösterdiğim kısımda. Bir şeyler o kadar arka arkaya yaşanmış ki sıkıntılı olaylar. Tekrar bir şeylerin yine sıkıntılı olmasından, geçmişte sıkıntılı evlilik yaptım. Tekrar sıkıntılı bir evlilik olmasından korkuyorum. Çok haklısın ama daha bir sıkıntı yoksa belli bariz. Hiç kendi canını sıkma. Çünkü senin fincanın inanılmaz güzel. Ve şu kısım, sıkıntılı kısım diyeyim, o yoğunluk. Oradan oraya biz bakarken çarpa çarpa, düşünün ki taş yukarıdan geliyor, o koca kütlesi çarpa çarpa kırılıyor, dağılıyor. Yani vereceği zararda azalıyor. E sizinki de o şekilde oldu. Kırıla kırıla artık bütün bir sıkıntı yerine parçalandı artık. O taş gibi sıkıntı parçalandı. Ve yerine inanılmaz güzel, tertemiz bir durum kaldı. Bu arada güzel bir hilaliniz var. Değişerek, e, güzelleşerek gelecek bir başlangıç durumunuz var ve bu tamamen sizin geleceğinizi etkiliyor. Bu arada gelecek dediğimde lütfen aklınıza aa cinli birilerinden acaba haber mi alıyor? Yorumları görüyorum. Çünkü böyle bir şey aklınıza gelmesin. Bu gelecek dediğim yer siz nasıl? işte ben 28 Nisan'da Boğa burcu arkadaşımla bir yere gideceğim. Onun doğum günü. Siz bunu planlıyorsunuz değil mi? Gelecek adına olur olmaz bilinmez. Heh, planlıyorsunuz değil mi? İşte bunun gibi olaylar sizin planladığınız şeyler burada gelecek anlamındadır enerjisine gösterirse ben onu yorumlarım. Tamamen sembol yani. Bir yerden haber almam falan yok. Onu da ekstradan söyleyeyim. e şimdi sizin içiniz güzel arkadaşlar. Bakın temizsiniz. terli temizsiniz. İnanılmaz güzel sıkıntıları, sıkıntılı insanları tamamen uzaklaştırdığınız bir süreçtesiniz. Arkadaşlar burada bir kişi var. Kadın erkek bilemiyorum. Sırtı kambur, poposu yani kaba eti bayağı şekilli. Erkekse de güzel, kadınsa da çok güzel. Olan bir kişi kesinlikle kilolu değil hafif böyle ayva göbeği ya da işte glutene bağlı bir midesi şişiyordur. Ama genel olarak kilolu diyebileceğim birisi değil bayağı vücudu falan şekilli güzel e, hafif göbekli olabilir ama öyle dediğim gibi ayva göbeği gibi bir şey e, gayet fiziki açıdan çok da güzel. İşte erkekse çok yakışıklı olan bir insandan bahsediyorum ama dediğim gibi hafiften kamburu olan bir kişi. Bu kişi arkadaşlar sizin hayatınızdan baya baya çıkıyor ve suratının önüne de böyle sanki bir perde inmiş de sizi göremiyor gibi. Muhtemelen bu kişi size baktığında sinirleniyordu, bu kişi size baktığında öfkeleniyordu, geçmişte olan bir olay vardı sürekli aklına o geliyordu ve üf, geldi mi gene işte Başak Burcu şöyle, bu böyle. Yani sizinle ilgili bayağı sıkıntılı şeyler ağzından çıkmış bir insan. Artık sizin hayatınızdan gidiyor bu biri. Hadi bakalım oradan başladık, oradan devam edelim. Onun haricinde hayatımdan başka ne gidiyor? Üçlü beşli zamanlarda adında soyadında M, I, Ş harfi olan 3, 5 ve dörtlü zamanlarda bakın. M, I, Ş, E, ve P harfli birisi var arkadaşlar. Bu sizin hayatınızdan çıkıyor. Kayıp bir anahtar var. Bu sizin işte ben devlet kapısından geçmek istiyorum gibi. Kendi iş yerimi açmak istiyorum gibi. İşte bir şeyin anahtarı olsun, kalbinin anahtarı bende olsun gibi bir anahtar arıyorsanız, istiyorsanız. Fiziki olur, manevi olur. Umarım anlatabilmişimdir. Ya da gerçekten kaybolmuş bir anahtar, bir cevapsızlık durumu varsa Bunların bulunabileceği bir dönem. Onu da ayrıca söyleyeyim. Bir de ilk zamanlarda çok güzel bir aşk çok güzel başladı. Okulum işte iş hayatı çok iyi başladı. Evlilik o bu çok iyi başladı ama şu anda sıkıntılı dediğiniz, ilk zamanlar hayatınızda olması için dua ettiğiniz fakat şu anda artık istemediğiniz ya da memnun olmadığınız bir durum varsa bakın buralarda bir düzelme e, yaşanabilir. Neden diyeceksiniz? Burası çok temiz görünüyor. Arkadaşlar ya olaylar düzelir, aranız düzelir. Eğer ki hayırlı değilse de bitebilir. Yani sonuçta ben karşı tarafın burcunu bilemem. E, ki burada da çıkmamış. Çıksaydı söylerdim. Ya da durum nedir? Olsaydı söylerdim. Hani iştirmeştir. Bir şey çıkmamış. Sadece sizin bir rahatlamanız görünüyor. Aslına bakarsanız daha çok durumlarla alakalı. Bakın, temiz önemli olan benim için şu. Başak burcu rahatlıyor mu? Evet. Başak burcunun hem hanesi, hem kendisi hem de sol taraf yani sıkıntıların, ...üzüntülerin vesaire olduğu kısım temizleniyor mu? Arınıyor mu? Onun bu sıkıntıdan çıkması için öncelikle 3-4 tane düşüncesi ve daha sonrasında çıkış yolu açılmış mı onun için? Evet, karşısında bir engel var mı? Yok. En çok da açıldığınız konu arkadaşlar. Bakın burada bir kaplumbağa var. Ev, evlilikler, yuva kurma ya da zaten kurulmuş olan bir yuva varsa bunu da daha iyi duruma çekme, ev alma, eve işte eşya alma vesaire. Bakın bu konularda zaten bir güzellik ayrıca da var. Bunun haricinde devam ettiğimde güzel bir balığınız ayrıca da burada görünüyor. Şurası tamamen arkadaşlar karışıklık, karmaşık bir düşünce yapısı var. Yani onu oraya koyuyorsunuz olmuyor, bunu buraya koyuyorsunuz olmuyor. Öyle bir dönemdesiniz ya da hanedeki kişi öyle bir dönemde ki yani bir haftalık bir süresi var ve ona bu bir hafta yetmiyor. Belki de daha fazla zamana ihtiyacı var. Bu yüzden neyi ne yapacağını bilemediği için kafası karışmış. E, o yüzden o kısmı daha fazla yorumlamaya gerek yok. Buradasınız arkadaşlar. Sanki alnınıza bir damla geliyor ya bir su damlası sanki böyle şıp diye yukarı bakıyorsunuz alnınıza damlayacak gibi duruyor. İnşallah damlar. Çünkü genelde alna damlayan böyle su olabilir ya da kafaya düşen bir şeyler genellikle sizin kendinize gelmenizle alakalıdır. Dediğim gibi bu da bir su damlası gibi görünüyor. Su damlası genellikle temizlenmek, arınmak, birikim yapma gibi olayları e, ve daha çok aydınlanmayı, aa aklıma geldi. Aa kendime gelme. Yani tokat yiyip kendine gelme vardır ya, kendine geldiği. biraz onun gibi bir etki oluşturabilir. Ki sizde de gördüğüm kadarıyla ya bir kağıt ya da bir kapı oluşturuyor. Ve birileri de zaten sizin bazı konularda çok doğru bir kelime olmayacak ama kendinize gelmenizi. Belki demişler aklını başına topla artık bak sınav dönemini artık bak evleniyorsun aklını başına devşir e, kendine gel e, işte eskisi gibi değilsin gibi bir şeylerle belki uyarabilirler. Ki birisi de sizin bakın böyle daha cabbar daha bilemiyorum tilki gibi olmalısın gözünü dört aç denilen bir insan olmanız için bekliyor. Belki de olgunlaşmanızı bekliyordur kendince. Şimdi bir K harfi var arkadaşlar. Bir savaşınız var bakın bu K harfiyle. KG harfi pardon. Artık bu savaş bitiyor. Baya baya yani bitiyor. Ve bir barış durumunuz bu dönemde olabilir. Zaten şurada bakın güzel yollarınız var birkaç tane. Hayırlısıyla inşallah gidersiniz diyorum kendi çabalarınızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama tek başınıza yapamayabilirsiniz. Birazcık destek durum var. Şurada da bir kuş gibi bir şey var arkadaşlar. Genelde haber taşır diyebilirim. Ve gündemlerinizin dışına çıkıyorsunuz. İptal edilen bir olay. Bakın önce onay verilmiş, sonra iptal edilmiş. Olay şimdi tekrardan devam ediyor. Yani şöyle diyeyim. Hadi biz gezelim, tozalım. İşte şuralara gidelim dediniz. Sonra a gidememiz, i̇şte izin alamadım, para yok dendi. Şimdi tekrardan ya gidebiliriz aslında neden olmasın gibi bir onay durumu tekrardan gündeminizde olabilir. Şöyle bir bakalım bakalım neler var neler yok. Genel olarak kalabalık bir hafta şeklinde görünüyor. Illaki evinize bir sürü insan gelecek değil. Illaki düğün dernek olacak değil. Tabii ki olabilir ama işte bulunduğunuz ilin. İlçenin en kalabalık alanlarında bulunabilirsiniz. Bu kısımda da niyetiniz gayet güzel görünüyor. 3-4 tane 1-2 şurada bir başlangıç 3-4 tane akış görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun. Şurada da 2 tane arkadaşlar yani beklenmedik bazı şanslar ve fırsatlar olabilir. Dediğim gibi fincanınız inanılmaz güzel. Şurada bir tane arkadaşlar ya horoz ya tavuk. Horoz erkek tarafından gelecek güzel bir şansın. Tavuk da kadın tarafından gelecek bir şansı ve genel olarak mutluluğu anlatıyor. Kimden geldiği önemli değil. Şans ve mutluluk varsa gelsin buyursun gelsin diyelim. Yalnız arkadaşlar birikmiş bir şeyler var ve bir şeylerden de şüpheleniyorsunuz. Bu tamamen sağlık alanında görünüyor. Kendinize dikkat edin diyorum. Sağlık olaylarına ekstradan dikkat. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.